Her konuşmamız, her muhabbetimiz, her halimiz baştan sona birer Allah tarafından imtihandır. Bu imtihanları nasıl atlatırız? Nasıl bunlarla yola çıkılır? Tabii ki bunların sıkıntılı tarafları vardır. Efendim sıkıntısız, efendim hiçbir şekilde hayat yürümeyecek. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. İnsan bazen bunları atlatamayabilir. Ama burada ne olursa olsun o büyüye karşı özellikle anne babaysa, akrabayı talukattansa özellikle saygıyı çok çok daha fazla hak etmiş oluyorlar. Evet. Burada bir başka özellik. Gerçekten büyüklerle özellikle evde bilmedikleri bir meseleyi konuşurken onlara karşı diyor Abdülfettah Ebu Kudde Hazretleri sesi çok yükseltmemek gerekiyor ve ister istemez büyük olduğu için kendisinden yaşça küçük olan birinin fikrini kendisinden yaşça küçük olan birinin sözünü dinlemesi son derece zordur. Burada küçük olanın tavrı çok önemli. Doğruyu doğru şekilde ifade etmek bizim için vaciptir. Doğruyu söylemek değil. Doğruyu doğru şekilde söylemek. Muktazayı hale göre söylemek. Yani her doğru her yerde söylenme sözü buradan geliyor. Dolayısıyla büyüğün karşısında bir mecliste bir meseleyi anlatırken kalkıp da ukalaca yanlış yapmasına rağmen yani yanlış yapmış evet ayrı fakat sen kalkıp işte amca abi o mesele yanlış senin söylediğin gibi değil hayır hayır demek yanlıştır. Bunu öyle ki insanların içerisinde yaptığımız zaman da o büyüğün o halini düşünün. İnsanların yanında küçük düşürülmesi, insanların yanında son derece tabiri caizse zül bir muameleye tabi tutulması onun yanlıştaki ısrarına sebep olacaktır. Burası çok önemli. Onun yanlıştaki ısrarına sebep olacaktır. Bu büyük için de aynı böyledir haddi zatında. Yaşça küçük olan birini yanlış bir şey ifade etti diye insanların yanında tahkir etmek, eleştirmek son derece itici ve son derece o kimse için onur kırıcı bir hadisedir. Burada işte insan ilişkilerinde İslamiyet'in en temel aldığı nokta şudur. İnsanlar uyarılacak fakat bu insanların uyarılması diğer insanların içerisinde rencide edecek şekilde olmayacak. Bu son derece önemli. Bu insanları nasıl uyaracaksın? Buradaki samimiyetin nasıl ortaya çıkar? Buradaki samimiyetin gerçekten yalnız başına kaldığında onu güzel bir üslupla hani ud'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene ayetince efendim güzel bir şekilde uyarmak üzere gerçekleşir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.